efendim hep derdim ki Şemsettin Sütçü'yü bir gün elbet yalnız yakalarım. En sonunda Şemsettin Sütçü'yü yalnız yakaladım. İçeri bir girelim. Bakalım neler olacak. Siz de benimle beraber gelin. Evet, dışarıda da söylediğim gibi Şemsettin Sütçü'yü tek başına yakaladım. Gerçi her ne kadar... Rahmet... Ya Hüseyin Şimşek, senin yatacak yerin yok. Ya, gerçekten senin yatacak yerin yok Hüseyin Şimşek. Kadir Açıl. Abi var ya, bunun hesabını soracağım size. Kardeşim. Selamun aleyküm. Olmaz böyle ya. Ya çok güzel oldu. Abi budur ya. Olay bu abi. Biz buyuz ya, doğal. Dedim ki sevgili Şemsettin Sütçü'yü bir gün elbet yalnız yakalayacağım. Gerçi şu an bir kızımız var, bir de beyefendi var. Yalnız sayıyorum. Neden bir gün yalnız yakalarım dediğimi de şimdi bakın, siz ekranda izliyorsunuz o görüntüleri. Abi adamlar sanki dersin ki Polat Alemdar'ın yanındaki adamlar. Bak görüyoruz, bak bak bak, yürüyüşe bak. Şemsettin'in yürüyüşüne bak abi, görüyorsun değil mi bak. Sen böyle yürüdüğün zaman ben senin yanına nasıl gelip de Şemsettin Sütçü'yle röportaj alabilirim? Kardeşim nasılsın? Ahmet abi öncelikle hanemize... Ahmet? Yok estağfurullah, bir geliş şekliyle bir şaka yapalım dedik. O da buradan Kadir Baba'ya, Çarşamba'nın gururu, abimiz, büyüğümüz... İstanbul'da kendisinin gölgesinde hissettiğimiz çınar ağacı gibidir Kadir abi. Buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Benim içinden geçerli Kadir abi. Şimdi anlatıyor. Biz Kadir abiyle Beyoğlu'nun yeni kapının gar gazinosunun sözünü yuttuğumuz için bir anda oraya gitti aklım. Tabii ki Ahmet abi, biz seni Kara Mustafa'dan nacizane Ahmet abi diye biliyorduk ama tabii evet. Senin Kara Ahmet olduğunu biz nereden bilelim Kadir abi olmasa? Doğrudur. Bunların arkasında sana bir acayip laflar gelecek şimdi. Bak gösterdik zaten. O yüzden gelemiyordum. İkincisi, özellikle bunu tasarladım sevgili izleyen arkadaşlarımız. Özellikle tasarladım. Şimdi bir gün dedim Şemsettin'imle beraber Allah nasip ederse bir oturacağız. Dedi ki abi köye geliyorsun, sana söz kalkan balığı yedireceğim. Şemsettin, bizim orada genelde kefal vardır, lüfer vardır, ondan sonra çapak vardır. Abi ne ayak kalkan balığı, ben onu anlamadım. Şimdi Ahmet abi tekrar bir hoş peşimizi düzgün yapamadık, kusura bakma, düzeltmek bence istiyorum. De. Ahmet abi hoş geldin, sefa geldin. Başımızın tacısın. Buradan Samsun'a, Çarşamba'ya, Fener'e, Fener'in çocuklarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Şimdi bu vesileyle aynı zamanda Kadir abiye, Hüseyin abiye, bizi seven can dostlarımıza ismini özellikle yüreğimize taşıdığımız dostlarımıza selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet. Şimdi Fener Köyü Karadeniz'in saklı bir cenneti gibidir. Siz diyorsunuz ya, orada sazan olur, orada kefal olur, orada şu olur, orada bu olur. Ama değer verdiklerinin, değer verilen her misafir için inanıyorum ki herkesin evinde, Fener Köyü'nde en az 3 kilo, 4 kilo kalkan bulunur. Köye, çok kıymetli. Köye geldim, bana bir tane getirmedin. Köyünü çektim, köyünü evine kadar çektim. Ahmet abi ben yoktum orada ya. Ben kardeşim şimdi, vardı vekaleten. Şimdi sen oraya geldin gittin, şimdi orada da benim dışımda da çok kimseyi tanımadığın için çok hızlı giriş çıkış yaptın. Hatta hatırlıyorum o gün cenaze de vardı. Evet. Cenaze de vardı ama seni orada ona rağmen o seni yalnız bırakmadıklarını düşünüyorum. Aynen. 2 yıl falan önceydi. Onun için Allah nasip ederse 15'i ile 20'si arası Fener Köyü'ndeyiz. Çarşamba'dayız. Çarşamba'nın evladı misafirperverdir. Fener Köyü'nün insanı daha da o konuda canla başla misafirini ağırlar. Onun için Fener Köyü adına 15'i ile 20'si arasındaki o program için İstanbul'dan Fener'e giden, İstiklal'e giden, Hürriyet'e giden herkes başımızın tacıdır, misafirimizdir. Ev sahipliğimizi göstereceğiz en iyi şekilde. Onun için Allah nasip ederse seni o gün, o geçmiş günün telafisini yapmış oluruz Ahmet abi. Kalkan meselesi bitti. Efendim, sevgili Şemsettin Sütçü'ye geldim bugün. Normalde Bilan Aşçı, Silivri Samsunlar Dernek Başkanımızın yanında beraberdiler beni aradığında. Aslında şakayla kadar. Aa dedim, Bilan Başkan'dan orada geliyorum dedim. Gerçekten az önce de söylemiş olduğu gibi zaman konusunda biraz sonra inşaatlara gideceğiz. Siz de göreceksiniz.
Birçok insan çalışıyor yanında. Birçok inşaatın sorumlulukları vebali üstünde. O yüzden zaman konusuna ben de inancım sonsuz. Dedi ki, abi gel dedi, bir yemek yeriz. Ben de kamerayı, tripodu aldım, geldim. Hiç haberi yok bunları yaptığımdan. Geldiğimde iki tane çanta, sırtımda çanta. Dedik, bismillah diyelim, ondan sonra inşaatlara gideceğiz. Yani bugün ne olursa tamamen gelişme mizansen olacak. Yani hazır bir şey yok. O yüzden öteki laflarım da geçerli. Kalkanın cevabını aldım. Evet. Yalnız yakalayamadığımın görüntüsünü de verdik. Şimdi ben özellikle soracağım bir şey var. Bunun için normalde gelmeyi çok istemiştim. Az önce bahsettim Kadir abiye. Ya bu ne güzel bir sözler. Yani Şemsettin Sütçü'yü bu kadar güzel başka kim anlatabilir? Vallahi Ahmet abi, şimdi Kadir abiye geçmişe dönük bir tanışıklığımız yok. Ama Kadir abi, sizin de bildiğiniz gibi, hani derler ya, tabiri caizse pelerin çemberinden geçmiş bir başyapıt o. Çünkü her şekliyle ticaretin ve sanat dünyasındaki ve ticaret yaptığı insanlardan aldığı bilgi birikimiyle bize vermiş olduğu bir not olarak düşünüyorum onu. Bugün Oğuz'u askere yolluyor. Allah hayırlısıyla tezkere almayı nasip etsin. Bugün oğlan delikanlıyı askere yolluyor, yoksa beraber gelecek. Evet. Onun için Kadir abiye böylesi bir eseri şahsımıza sunduğu için bu sözler, tabii ki yani çok güzel sözler var onun içinde. O kadar çok, o kadar çok Kadir abi bize anlam yüklemiş ki topluma sorumluluğumuz arttı, omuzlarımızdaki yük arttı aslında. Bizi bizi nereye koyduğu çok önemli. Orada toplumun önünde bir örnek teşkil etmek ve o duruşu sağlamak, o karakteri yansıtabilmek çok önemli. Buradan Kadir abiye o anlamlı sözleri için sonsuz teşekkür ediyorum. Ve kıymetli kıymetli oğlu Oğuzhan Açıl, yani hani derler ya, tabiri caizse armut dibine düşer. Bu kadar karakterli, bu kadar dürüst, bu dönemde bu kadar saygılı bir evlat yetiştirmiş. Ne mutlu ona. Onun da vatani görevini en kısa sürede yapıp geri dönmeyi, ailesine kavuşmayı nasip etsin inşallah. Amin. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Aklında bir dörtlüğü var mı? Yani Kadir abinin dörtlüğünün içinde en çok hoşuma giden aile, vatan, vatanperver diye sözüyle başlayan o kıtası çok hoşuma gitti. Çok da bize, ailemize ve bizim şahsımıza da yakışır. Bizim insanı yaşat ki devleti yaşasın desturuyla büyüdük, yetiştik biz. Onun için bu vatana, bu vatanın evladına canımız feda diyorum. Onun için o Kadir abinin o dörtlüğü çok anlam içeriyor benim için. Çok teşekkür ediyorum özellikle. Yolu inşaat güven verir insana. Şemsettin Sütçü ile can canayız can cana. Sütçüoğlu inşaat güven verir insana. Şemsettin Sütçü ile can canayız can cana. Hizmetler İsrail'i doğruluktur kuralı. Şemsettin Sütçü Bey'dir adamların kralı. Hizmetler İsrail'i doğruluktur kuralı. Şemsettin Sütçü dostum adamların kralı. Okay.
Şiş ekmek sevdamdır, sevgi benim gıdamdır. Şemseddin sütçü kardeş, adam gibi adamdır. Şiş ekmek sevdamdır, sevgi benim gıdamdır. Şemseddin sütçü kardeş, adam gibi adamdır. Evet, şakayla başladık, espriyle başladık. Evet. Kadir abiyle devam ettik. Şimdi gelelim başkanlık konusuna. Fener Köy Derneği Başkanısın. Bir takım etkinliklerin oldu ve ondan da ziyade komşu köylerinin derneklerine ciddi anlamda desteklerim var. Mesela geçen hafta Bilhan Aşçıoğlu'nun yapmış olduğu Silivri Samsunlar Derneği'nin etkinliğindeki sponsorluğun, desteğin, yani demin insanı yaşat ki devlet yaşasın derken sen de maşallah hemşerilerine destek vererek yaşamalarına vesile oluyorsun. Bunun için sana teşekkür etmek istiyorum. Çok kısa, dernek şu an neler yapıyor, ondan sonra da yolu inşallah. Biz 2011'de derneklerimizi kurduk. O Çarşamba Hürriyet Fenerköy'ü anlamında derneklerimizi kurduk. Aşağı yukarı bir dönem ara vermekle birlikte dördüncü dönemdir başkanım aynı zamanda. Başkanlığını yaptığım Fenerköy'ü Derneği'nin faaliyetlerinin içinde aktif olarak dernek başkanı olmadığım dönemde de çok kıymetli abimiz Sabri abi, buradan çok selamlarımı gönderiyorum. Hayatımdaki en büyük kazanımlardan bir tanesidir. Sabri abiye de buradan selamlarımı gönderiyorum. Onun döneminde de aynı onun sorumluluğunu, onun ona canla başla destek vererek onun yanında olduk ve dolayısıyla köyümüze, bölgemize, bölgemizdeki diğer derneği olmayan köylere de bir selamları yeter. Biz bu toprakların aşığıyız. Yanına ayak geldik Fener Köyü'nden. Bulunduğumuz duruma binlerce şükürler olsun. Onun için bu şu andaki konumumuz itibariyle bizden beklenen olabildiğince, karınca kaderince herkesin köyünde doğusundan batısına, karşısından ağrısına, Edirne'sinden Diyarbakır'ına her köyde bize ulaşan her insanın yanında olmaya çalıştık. Bir tuğlamız olsun istedik, bir çimentomuz olsun istedik. Karınca kaderince bu Sütçüoğlu İnşaat kapısından giren hiç kimse boş dönmemiştir. Allah da inşallah hep vermeyi nasip etsin diyorum. Veren el, alan elden üstündür. Onun için hem STK'lar anlamında hem bize ulaşan hangi konu olursa olsun elimizden geldiğince insanların yanında olmaya çalışıyoruz Ahmet abi. Gelelim Sütçüoğlu İnşaat'a. Sütçüoğlu İnşaat ne zaman kuruldu ve buradan da birkaç inşaata gidelim istersen daha güzel olur diye düşünüyorum. Evet, Şemsettin Sütçüoğlu İnşaat, yani Kadir Açıl'ın dile getirdiği o Sütçüoğlu İnşaat'ı çok merak ediyorum. Ahmet Bey, ben Sütçüoğlu İnşaat'ı ablemiyle birlikte, patentiyle birlikte, çünkü hep ileriye dönük bakış açım olmuştur. 2006'da kurduk. 2006'dan bugüne kurumsallaşmaya yönelik gayretimiz, uğraşımız o yönde. 2006'da resmi gazetede yayınlanarak konut amaçlı mesken üretmeye uygun olarak müteahhitlik belgesini almış olduk. Şimdi bir dakika verir misin? Şimdi efendim, normalde konuşurken bir bizi canlı olarak sinsi sinsi izleyenler varmış. Göstereyim ben hemen şimdi. Hemen göstereyim şimdi şöyle. Bir ekranda izleyenlere bir el salla bari Cevdet. Yani. Aleykümselam. Herkese selam söylüyor. Yani biri bizi gözetliyormuş. Verelim, biz devam edelim. Buyurun. Yani dedik ya, bizde her şey gayet doğal, rahat. Evet, çok güzel bir sürpriz oldu. Bizi Hürriyet'ten. Pardon, bizi Terme'den izliyorlarmış. Yani bakın, daha yayınlanmadan izleniyoruz. Yani düşünün işte. Evet, devam edelim başkanım. Evet, bu bağlamda
Biz sektörün içindeyken aynı zamanda nalbur malzemeleri, yapı malzemeleri, inşaat yapı malzemeleri ile alakalı da hizmet vermekteyiz. İnşaatın birbirini tamamlayan kollarından bir tanesi. Onun için inşaat faaliyeti, alet, edevat ve yapı malzemelerinin üçgenini birlikte kurup yönetmeye yönelik düşüncelerimizde bir projelerimizi de devam ediyoruz. Onun için Sütçüoğlu İnşaat ailesi olarak en önemli vatandaşa güven, huzur, konfor ve kendini iyi hissedebileceği projeler sunmak. Kendini mutlu hissedebileceği, daha yenilikçi, daha kendimizi geliştirerek geçmişten aldığımız derslerle eksiklerimizi görerek ve gidererek tek temennimiz yeni nesil projelerimizi faaliyete geçirmenin yollarındayız. Onun için vatandaşa, topluma elimizden geldiğince sorunsuz, huzurlu ve projelerimizin kurumlarla bağlantısı kesilerek iskana alınmış ve geriye dönük hiçbir problemi kalmadan yaşam sunmaktır. Tek hedefimiz budur. Gidelim mi? Ahmet abi, senin bu sıcakta yoracağız belli ki. 6 tane şantiyemiz var. Hadi bismillah gidelim diyelim o zaman. O zaman biz gidiyoruz. Siz de bizle beraber gelin.